Evet değerli takipçiler, Renault Megane E-Tech'teyiz. %100 elektrikli olan aracımız ısı pompası yok bildiğiniz üzere. Bu araçta yakıt tüketimi gerçekten nedir? Bunu şimdi sizinle paylaşacağım. Bugün günlerden 25 Kasım 2023, hava sıcaklığı 13 santigrat derece. Cumartesi günü, biz pazartesi günü yani 6 gün önce teste başladık. Bataryamız %80 doluluktaydı. Yaklaşık 250 kilometre menzil veriyordu bize. 154 kilometre yol yapmışız 6 günde. Pazartesi, salı günü 2 gün hava sıcaklığı 4 dereceydi. Gece sıcaklıkları tabii ki daha düşük. Akşam üzeri biraz daha 12-13 derecelere çıktı. Sonraki son 2 gün 15-16 derecelere kadar çıktı. Gerçek bir tüketim verisi yine olmadı ama ben size ön izlenim olarak paylaşayım. Şimdi burada yol bilgisayarımız 154 kilometre yapmışız. Sıfırlamıştık bunu. Tüketim verisi olarak 18,4 kW gösteriyor. Fabrika verisinin az üzerinde. Kullanımda sürekli kısa mesafe yani 3 kilometre git dur, 4 kilometre git dur şeklinde güzergahlarım vardı. Sadece bir 10 kilometre düz yolda devam ettim. Orada biraz tüketim düştü. Şimdi buradan Eco modunda kullandığım aracı. Buradan da bakalım. 154,1 kilometrede ortalama 23 kilometre saat hızla 18,5 kilowatt yakmışız. Şimdi burada önemli olan bir konu var. Biliyorsunuz aracımızın bataryası 60 kilowatt. Elektrik menüsüne girdiğimizde tüketime bastığımızda burada bize bir değer var gösteriyor. Klima ve diğerleri diye. Isı pompasının olmadığı noktada bu değer önemli. Nedir buradaki önemli olan kısım? Isı pompası olmadığı için araç bataryalardan ısıtma sağlıyor. Bu değer şu an 3,9 kW gösteriyor ama tabi sıcaklık çok fazla düşük olmadığı için bunu ilk 2 gün gözlemlediğim kadarıyla size söyleyeceğim. Buradaki değeri 7-8'lerde görme şansı fazla olacaktır eğer ki sıcaklık 0 dereceye yakın. 0-5 derece civarı ise 6-7, ben ilk gün gördüğümde 6 kW'tı. Tabi bu şununla da alakalı. Eğer ki kısa mesafe kullanıp aracı ısıtıp duruyorsanız tekrar kısa mesafe kullanıp tekrar ısıtıyorsanız bu rakam bu değerlere belki daha bile fazlası olabilir. Yani 8'ler bile olabilir. Ben 6'yı gördüm. Buradaki değer şurada görmüş olduğumuz 18,4 kW'a dahil değil. 18,4 kW aracın hareket etmesi için kullanmış olduğu elektrik tüketimi artı bunu ekleyip ondan sonra toplam bataryamızdan kullandığımız tüketimi çıkarmış oluyoruz. Yani benim gözlemlerim soğuk havalarda bu araçla 18 kW saat güzel bir rakam Eco Mod'da kullandım. Eğer biraz daha akıcı bir trafikte kullanılırsa bu biraz daha 16'lara 15'lere rahat bir şekilde düşecektir. Artı buradaki klima ve diğerlerini eklememiz gerekiyor. Yani duruma göre benim kullanım tarzımda yani çok tüketimi yüksek bir şekilde kullanıp klima ve diğerlerini eklediğimiz zaman 25 kW saat gibi bir kullanım var. 60 kW bataryamızın olduğunu da düşünürsek yani bunun da tabi başı ve sonunda bir 10 kW'ını kullanamadığımızı düşünürsek şarj için %100'den %0'a 50 kW'ını kullanırsak bize rahat bir şekilde 200 km menzil sunuyor kullanım alanı olarak. Tabii ki bu biraz daha artabilir. Yok biraz daha düzgün bir yolda kullanırsak daha akıcı bir trafikte o zaman da işte 15 artı 5 dersek 20 kW gibi bir tüketimimiz olacaktır. Burada da yine 60 kW'ın 50'sini kullanırsak o zaman da 250 km gibi rahat bir şekilde bize menzil sunacaktır. Tabi burada ısı pompasının olmayışı sıcaklığın aşırı düşmesinden dolayı normalde yazın WLTP verilerine göre 450 km verilen veri şu an kışın 250'ye kadar düşüyor. Durum bu şekilde. Kendi tecrübelerimle İlk defa elektrikli araç kullanarak böyle bir video çekmek istedim. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz sevinirim. Başka herhangi bir konuda merak ettiğiniz bir konu varsa yorumlarda yazabilirsiniz.
O konu hakkında da araştırma yapıp video çekip yayınlamaya çalışırım. Özellikle araç alacak olanlar, araçla ilgili merak ettiğiniz konular varsa paylaşmaya çalışırım.